Arkadaşlar, kardeşler, kankalar, hoş geldiniz. Benim adım Doğuş ve yeni bir rap videosuyla baş başayız. Kankas, biliyorsunuz geçen En Kriminal Gangster Rapçilerin ilk bölümü çıktı ve bu videonun altında birçok yorum geldi ve %90 yorumlarda ikinci bölüm için Masaka'yı istediniz ve üçüncü bölüm için Pop Smoke'ı. Masaka'yı aslında hiç sevmem ama moruk, şu camı bir kapatsak mı ya? Şaka bir yana kankas, bugün konumuz Masaka. Kankas, Masaka hakkında internetin her yerinde bilgi bulabilirsiniz. Ama sanırım benim size Masaka'yı anlatabileceğim gibi size Masaka'yı kimse anlatamaz. Neden sorarsanız, biliyorsunuz kendim hakkında şimdiye kadar fazla bilgi vermedim. Ama Masaka'nın şarkılarında bahsettiği hayatı ben de bir zamanlar yaşadım. O yüzden AKOSA kontrolü belgeselimizde o kadar ayrıntılı bilgi size verebildim. O yüzden Masaka'nın şarkıları bana hitap ediyor. Çünkü kendimi onun sözlerinde bulabiliyorum. Eski hayatımı onun sözlerinde bulabiliyorum. Biliyorsunuz ben de Berlin'de büyüdüm. Berlin'de yaşadım. Masaka'yla aynı arkadaş çevremiz vardı. Ben kendim Guerilla Nation diye bir grupta yer aldım. Grup demek istiyorum çünkü çete lafını kullanmıyoruz. Guerilla Nation'ı Masaka'nın klibinde de görebilirsiniz. Yani Masaka'yla kardeş dediğimiz adamlar aynı adamlardı. Guerilla Nation sadece Almanya'da yaklaşık 2500 kişiydi. Sadece Çeçen kardeşlerimiz için ayrı bir kulüp kurmuştuk. Onlar da bizim gibi aynı çatı altındaydı. Buna Supporta Kulüp deniyor. Ama bugün konumuz ben değilim. Konumuz Masaka. Kanka, size Masaka'yı anlatabilmem için önce 36 Boys'tan başlamam gerek. 36 Boys'ı da anlatabilmem için İkinci Dünya Savaşı'ndan başlamam gerek. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya darma duman olmuştu. Almanya'ya duvar kurup ikiye bölmüşlerdi. Nazi zamanı daha yeni bitmişti. Ve Almanya'yı yeniden kurabilmeleri için Türkiye'den Gastarbeiter'ları getirdiler. Yani dedelerimiz Almanya'ya gittiler ve çok ağır şartlar altında çalıştılar. Gastarbeiter misafir çalışan demek ve biliyorsunuz bizde misafir baş üstünde tutulur. Dönemi daha yeni bitmişti ve çok dazlaklar vardı ve dazlaklara direnebilmek için 36 Boys kuruldu ve dazlak zamanı bir süre sonra bitti. Ama dazlak dönemi bittikten sonra ne oldu? Düşman kalmayınca, bunu Masaka da bir kere anlatmıştı. Bunlar temizlendikten sonra tabii ki ne oluyor? Yabancılar kalıyor. Bu sefer rakip kalmadıktan, düşman kalmadıktan sonra herkes birbirine girmeye başladı. Düşman kalmayınca yabancılar birbirlerine karşı savaşmaya başladılar ve bu da yeni yeni çeteleri doğurdu. Artık Berlin'in her semtinin bir çetesi vardı. Mesela Reinickendorf'ta Fightas'lar vardı, Schöneberg'da Warriors'lar vardı, Kreuzberg'da 36 Boys vardı, Araba Boys vardı, Wedding'de Black Panthers vardı. Her tarafın bir çetesi vardı ve bunlar birbirlerinden savaşmaya başladı. İlk dönem dazlaklara karşı Kelly Hakan'ın dönemiydi ama asıl tehlikeli dönem Masaka'nın dönemiydi. Çünkü bu çeteler savaşında Masaka da yer aldı. İnanın bana, çok çok tehlikeli bir dönem. Bunu AKOSA kontrolü de belgeselimizde söylemişti. Bu çete dönemi birkaç yıl böyle gitti. Şu an çete dönemi diye bir şey kalmadı. Çünkü o bütün saydığım çetelerden yüzlerce çete vardı. Sadece bir tanesi kaldı kanka. O da 36 Boys. 36 Boys'a öyle giremezsin. 36 Boys'un içine doğman gerek. Ya da abilerinden birisi 36 Boys'ta olması gerek. Masaka gibi Kreuzberg'de doğmuş olman gerek. Sonradan Kreuzberg'e de taşınmak olmuyor. Yani oranın içine doğman gerek. Şu an çete dönemi diye bir şey kalmadı. Bu çete döneminden sonra başka bir dönem başladı. O da motor kulüplerinin dönemi. Banditos, Hells Angels ya da Mongols gibi ya da bizimkisi Guerilla Nations ya da Osman Germania gibi kulüpler çıktı ve hepsi birbirlerinden savaşmaya başladı. Mesela Kadir, Hells Angels'in Berlin başkanı, Banditos'ların başkanlarının bacağına balta sapladı ve adamın bacağını kopardı. Mesela çok yakın dostum Tahir, kahvede kağıt oynarken Hells Angels tarafından birkaç kurşundan vuruldu. O yüzden şimdi Hells Angels'in 10 kişisi hapiste, ömür boyu hapis cezası aldılar. Ya da Hells Angels başkanı Aygün Muçuk, birkaç gün önce yanındaydık ve birkaç gün sonra adamın mezarına gittik. Yani dağ gibi adamdı.
Demek istediğim, bu yolda çok kişi can verdi. Ama 36 Boys'a kimse karışmadı. Yani düşünün, Berlin burada, ortasında 36 Boys var. Ama savaş etrafında oluyor. Çünkü 36 Boys'a herkes böyle saygı duyuyor. Berlin'in en eski çetesi. Hem adamlar sağlam, yani böyle kimseyle bir problemleri yok. Herkesten dostlukları var. Öyle bir aile 36 Boys. Şimdi bu motor klipleri dönemi de yavaş yavaş bitti sayılır. Şimdi de aşiretler zamanı başladı. Abu Shaka gibi, Ramo gibi, Remmo gibi ya da El Zeyn gibi büyük Arap aşiretleri yeraltı dünyasını kontrol etmeye başladı. Büyük milyonluk soygunlar yapıyorlar. Uyuşturucu işinde varlar, kadın işinde varlar, her türlü işin içinde varlar. Ve bir de rap işinde varlar. Büyük Arap aşiretleri %90 rapçiler haraç ödüyorlar ya da haraç alıyorlar. Artık haraç ödemeden, arkana sağlam birisini almadan rap yapamıyorsun doğru dürüst. Bunu da Bushido başlattı. Ama Bushido'yu başka bir videoda ele alacağız. Ve bu bütün işlerin arasında Masaka var. Masaka'ya geriye dönelim. Kankas, gördünüz, başlıkta Masaka Avrupa'nın en tehlikeli gangster rapçisi diye yazdım. Ama bakalım bir Masaka'yı ne bu kadar tehlikeli yapıyor. 1. 36 Kreuzberg. Kankas, Masaka'yla bir tartışman olduğu zaman onu bulunduğu yerden kaldırman gerek. Ve bu Kreuzberg. Ama tek bir sıkıntı var. Kreuzberg tam bir kale. Yani oraya girdin mi ve yabancı oldun mu, herkes sana böyle bir tuhaf bakar. Ama oraya tartışma için, bir mevzu için girdin mi, inan bana sağ çıkamazsın. Ben size küçük bir anımı anlatayım. Böyle yıllar önce, ben daha 16-17 yaşındayım. Böyle tam hızlı zamanım. Abilerimiz çetelerde böyle. Biz de böyle kavga yapmak istiyoruz falan filan. Bir arkadaşım geldi. Dedi ki bir sıkıntım var. Dedi ki tamam kardeş, çözeriz falan filan. Kimle sıkıntın? Dedi ki ya Pitbull Murat diye birisinle. Valla hiç sormadım ha bu Pitbull Murat Masaka mı diye. Kaç sene oluyor. Neyse, devam edelim. Dedi ki Pitbull Murat'lan diye birisinden. Dedim ki tamam çözeriz. Nerede bu Murat? Dedi ki Kreuzberg'de. Dedi ki oğlum Kreuzberg'e mi gideceğiz? Adam Kreuzberg'de mi? Dedi ki evet ama sıkıntı yok. Dedim ki oğlum oraya gidemeyiz 5 kişiyle. Gideriz çıkamayız yine. Dedi ki ya yok kanka öyle değil falan filan, gidelim. İnan bana bir şey olmayacak falan filan. Dedi ki tamam gidelim, hadi bindik gittik. Şöyle bir şey düşünün kankas. Berlin'de her semtte Jugendclub, yani gençler kulübü diye bir şey var. Her semtin ayrı. Orada bilardo oynayabiliyor gençler. Okuldan sonra gidip ödev yapabiliyor. Kimse ödev yapmıyor ama kağıt oynayabiliyorsun. Arkadaşlarından takılabiliyorsun. Her semtin öyle bir kulübü var. Gençler orada takılıyor. Ve bu Pitbull Murat da Kreuzberg'de bir Jugendzentrum'daymış. Tamam dedik. Gittik, kapının önünde böyle 7-8 kişi duruyordu. Biz 5 kişiyiz. Zaten onlar bile yeterdi yani bizi mahvetmeye. Ama dedik ki tamam baş çıkarız. Gittik. Orada birisi duruyordu. Dedi ki kardeş hayırdır, kimi arıyorsunuz? Dedi ki Pitbull Murat diye birisi varmış. Nerede buluruz? Dedi ki o burada değil ama kuzeni içeride. Gidip çağırayım. Girdi çocuk içeriye. Yemin ederim size 50-60 kişi çıktı içeriden. Birisi geldi bize, dedi ki hayırdır kardeş, ne iş falan filan. Dedi ki Pitbull Murat'ı arıyoruz, burada mı? Ama böyle Pitbull Murat'ı arıyoruz, acaba burada mıdır? Dedi ki yok kardeş, ben kuzeniyim, bir sıkıntı mı var? Dedi ki yok ya, arkadaşımız oluyor bizim falan filan. Dedi ki böyle selam söylersin, gördün mü? Yani Kreuzberg öyle bir yer kankas. Girersin ama mevzu için girdin mi zor çıkarsın. Yani Masaka'yı tehlikeli yapan bir Kreuzberg. Ama iki, daha önemlisi Masaka'nın bağlantıları. Size anlatmıştım, benim olduğum kulüp sadece Almanya'da 2500 kişiydik. Ama sadece bizle bağlantısı yoktu. Duymuşsunuzdur, Masaka Osman Germania'daydı. Osman Germania Türkiye'ye kadar, Türkiye'nin siyasetine kadar bağlantılı olan bir kulüp. 36 Boys'u zaten biliyorsunuz. Ve tüm dünyada sevenleri var. Sadece benim Instagram'ımda Masaka ile başlayan 50 tane kişi vardır. Ama öyle böyle sevenleri değil. Yani fanatikler bunlar. Yani diyelim Masaka ile tartıştınız. Kreuzberg'e gidiyorsunuz kapışmak için. En az 100 kişi yanında götürmen gerekiyor. Çünkü en az 100 kişi seni orada bekliyor. Diyelim 100 kişi arkana aldın. Bu 100 kişinin içinden garanti bir tanesi Masaka'yı tanıyordur. Ya da Masaka'nın yanında bulunduğu adamları tanıyordur. Tek başına ne yapacaksın? Tek tabanca ne yapacaksın? Sen kimsin be? Kimsin lan sen? Yani Masaka'ya her türlü haber uçuyor kankas. Ve bu Masaka'yı o kadar tehlikeli yapıyor. Şimdi bir de kriminal tarafına gelelim. Kankas, Berlin'de ya da Almanya'da kriminal hayata uyuşturucu satmakla başlarsın. En küçükken 13-14 yaşında uyuşturucu satmaya başlıyor gençler.
Ondan sonra ikinci etap bir soygun yaparsın. Bunun için genelde Schlecker diye bir dükkan seçiliyor. Almanya'da en az 500 kere senede Schlecker soyuluyor. O yüzden şimdi iflas ettiler, kapattılar. Çok büyük bir zincirdi. Migros gibi düşünün. Bu küçük işleri yaptıktan sonra, daha büyük bir konuma geldikten sonra, diyelim Masaka gibi bir konumda olduğun zaman küçük işlerle uğraşmıyorsun artık. O zaman sana her taraftan bilgi geliyor. Burada böyle bir vurgun yapabiliriz. Burada böyle bir vurgun yapabiliriz. Ve senede bir iki kere milyonluk vurgununu yapıyorsun. O kadar. Ve Masaka'ya diyebileceğim şey böyle. Küçük işlerle uğraşmıyor artık. Ama fazla da Masaka'yı sıkıntıya sokmak istemiyorum. Kriminal hayatından fazla bahsetmek istemiyorum. Şimdi kankas, reaction videomuza geçelim. Ve reaction videomuzda daha çok bilgi vereceğim size. Bunun için Masaka Alfa'yı seçtim. Ve verdiğim bu bilgilerden sonra bu şarkıyı bundan sonra daha farklı anlayarak dinleyeceksiniz. Hadi başlayalım. Kankas, Masaka, şarkının ismi Alfa. Bu şarkıya bir kere daha tepki vermiştim. Orada ama ilk tepkimdi. Çok uykum vardı ve YouTube'daki ilk zamanlarımdı. O yüzden fazla bilgi vermemiştim. Masaka comeback olarak Akrep'le başladı. Sonra da Alfa çıktı. Ve bazı reaction kanalları Akrep'i daha iyi buldu. Ama ben Alfa şarkısını daha çok seviyorum. O yüzden Alfa, let's go. Ah, kendine sor. Namlıyor, terk etti, buluyor kendine yol. Ah, kendine yol. Alfa çıktı, çekil lan zındık. Patlar molotof, malzemem yıllık. Üstümde kışlık var, inlerine sızdık. Paranın artık kontrolden çıktık. Şimdi başka konu, pendik. Kanel'in orijinal şarkısını dinledim ve Kanel'in böyle bir sese sahip olduğunu hiç bilmiyordum. Nakaratı Kanel söylemiş ve acayip hoşuma gitti. Devam edelim. Başka konu, pendik, Anadolu, Kreuzberg, ara yolu atlat, karakolu hep dram, ara yolu kalpte, yara dolu hayat zor, kafa dolu Fuat mı, zarar olur, dostun uyurken... Göndermelere girmem gerek mi bilmiyorum. Zaten göndermelerin hepsini biliyorsunuz artık. Burada Fuat'a sallamış. Biraz geri alayım ve devam edelim. Sallamış deme bence. Ha? Sallamış deme bence. Kaymış mı diyeyim? Hayır. Kreuzberg'e ayak bas okunacak Selan. Yani Kreuzberg'de Fuat'a resmen yasak var. Giremiyor demek ki. Göndermeleri bilmiyorum, açıklamama gerek yok artık. Biliyorsunuz zaten Alfa şarkısı bayağıdır çıktı ve birçok kişi göndermelerden bahsetti. Al ve götüne sok Leyla, rapim toz, kendin toz, dersi versin benle. Canımız yanadır, şişti tuttuğum ayağı. Elde bir ad kötü boklu lan abi ayağı. Kolum faca dolu, bitiremedim sayağı sayağı. Yere değmeden sikecen ayağı ayağı. Kurşun adresi sormuyor, nedeni kendine sor. Ah, kendine sor. Namlıyor, terk etti, buluyor kendine yol. Sağlam. Masaka nakaratlarını böyle yavaş, melodik yapıyor ya. Masaka Almanca rapte bu konuda öncülerden biri. Şu an bu tarzı birçok kişi yapıyor. Arka olsa kontrolle yapıyor. Yani hard rap ama nakaratları böyle slow, melodik yapıyorlar. Masaka bunu ta 8-9 sene önce Almanya'da yapıyordu. Ama Masaka'nın rapi o zamanlar Almanlar için çok sert geliyordu. Yani böyle dinliyorlardı ama diyorlardı bu ne yani? Yani bu bize göre değil, bu bizden uzak dursun gibisinden. Çünkü adam çok sert rap yapıyordu ve o zamanlar Almanca rap bunun için hazır değildi. Şimdi seviyorlar. Şimdi AK olsa kontrolü, Undercover, birçok rapçiler böyle rap yapıyor, hard rap yapıyorlar. Seviyorlar Almanlar. Ama o zamanlar yani tırsıyorlardı böyle. Şimdi hard porn var, içinde yok Rus mu? Sus pus, flex yok, geri yok front push. Düğün öten çoktu, şimdi bak hepsi susmuş. Yalnızlık sert geldi, yer altı bum bum. Masaka rap, aldırır bir soğuk. Tekmil! Sağlam ya, tekmil sağlamdır, devam edelim. Duş taşır denizleri tüm, rap alemi bolsun. Şimdi kanaması var, regil olmuş. Bakın Kreuzberg, kankas burası Kreuzberg, Kotbusatoa. Burada genelde junkiler oluyor.
junkie uyuşturucu kullananlara deniyorlar. Yani bütün yani Masakala demişti bir kere zombi gibi hortlak gibi geziyorlar böyle. Her tarafı dolu Kreuzberg'in. Yani Kreuzberg'e girişte sene önce junkie'ler böyle karşılıyor. Hadi devam edelim. Depte geliyoruz derim oldu yavrum şimdi dedikodu. Gayrimeşru devam bir tane at sefer deniz yolu. Radara atlattık uydu tespit etti telefonu. Üstüne sen sıkı git bilon biraz serin oldu. Aralıkta kar düşer sene sonu senin sonu. Pardon revize. Sok derine dök denize sik at derine. Sen yok taşak ama pek çok kelime. Sen yok Eminem rap çok geride. Sen yok Eminem, rap çok geride. Eminem'in flow'unu yapan ya da kendini Eminem sanan birçok kişi var. Belirli bir kişiye söylemiyorum. Eminem çok seviliyor. Bu göndermeler hakkında Masakayla konuşacağım da ondan sonra detaylı bilgi size veririm. Başka bir seviye, piyasa toplanmış batmış bir gemiye. Kurşun hediye, bastım tetiğe. Aslanlı söze ama dönmüş kediye. Hepsi mazide, karanlıkta yok avize. Hepsini yazdım tarihe, hainleri artık sildim. Polisini aldı takibe. Ah ah, polislere bakın ya. Kankas Berlin'de yabancı olunca 10-0 geride başlıyorsun. Yani böyle görüyorlar seni ve direkt ya çıkar bir kimliğine bakalım. Araba kullanıyorsun. Her seferinde beni her hafta bir kere durduruyorlardı. Hele bir de bazı işler sayesinde para kazanıp ya da normal iş sayesinde para kazanıp altına Mercedes alınca diyorlar ki ya baksana yabancıya. Kanak diyorlar. Zencilere nasıl nega diyorlar. Türklere de kanak diyorlar. Böyle bir azarlayan kelime. Diyorlar ki baksana kanak ya kendine Mercedes almış. Hadi bunu bir durduralım. Durduruyorlar ondan sonra bir saat seni tutuyorlar. Nereden aldın bakalım bu arabayı falan filan. Ama diyelim Masaka gibi birisisin. Ve motor kulüplerinde ya da bir çetede yer almışsın. O zaman normal polise seni durduramıyor. Normal polis seni de durduramıyor. Özel bir ekip seni durdurması gerek. Yani normal polis durdurdu mu bile bakıyorlar ya da tanımıyorlarsa seni diyorsun ki sen kimsin lan beni durduruyorsun? Benim için özel ekip gelmesi gerek. Ben buyum buyum bakıyorlar. Aa tamam zaten dosyana giriyor senin kim olduğun. Suçların giriyor. Hangi çetede yer aldığının giriyor. Ondan sonra durduruyorlar seni diyorsun ki lan ben buyum buyum siz kimsiniz lan beni durduruyorsunuz. Onlar gidiyor özel ekip geliyor. O yüzden bazen tartışmalara gidiyorduk biz. Tartışmalara da gidince yani bazen 10-15 araba gidiyorduk. Diyelim çocuk burada oturuyor. Yolun sağını solunu tüm girişlerini kapatıyorduk. Polisler geçerken duruyorlardı lan siz ne yapıyorsunuz orada ama devam gidiyorlardı. Çünkü durdurma hakları yok. Yani belirli bir seviyeye gelince normal polisler seninle ilgilenmiyor. Bu iyi bir şey değil. Çünkü o gelen polisler, o özel ekip çok sert giriyorlar. Yani bir tarafın kırılmazsa dersin ki tamam iyi bu sefer bir tarafımı kırmadılar. Ruhumu verdim tamire, aylar, saat ve saniye. Roca Detonat. Roca Detonat geliyor. İsmi oydu. Aylar, saat ve saniye. İzlere derin dizdim. Savaş mı? Tamam hemen varım. Projeleri bırak yarım. Koşudum peşimde abi beni alın. Sektörü ben esir alacağım. Bırakmıştım yarım. Ya her şey ya hiç. Evet üstü zalım şimdi tarım. Kuduz köpekleri salın. Beni dinle canım. Bu da tatlı olan yanım. Daha kaç tane olay ama anlatmayacağım. Bakın. Midem iyice bozuk devam bozulmasın. Bir de ince sesli vardı ya. Kogalıydı yeni yeni eskileri. Bu gönderme de Şeyin Şah'a gidiyor biliyorsunuz. Bunu birçok kanal daha önce açıkladı. Yine anlatmama gerek yok göndermeleri. Ha kaç tane olay ama anlatmayacağım barın. Midem iyice bozuk devam bozulmasın. Bir de ince sesli vardı ya. Kogalıydı yeni yeni eskileri. Gömerim ve yerlerime yenileri. Kıçı ateş tutunca baktı durum tehlikeli. Baktı olay molay var. Resimlerime beğeni beğeni. Git söyle kankine. Kanisyon vampirler. Sektörü yer ve ayır. Adamımız junkiler. Yüz yok. Bakın size bahsettiğim junkiler. Masakada junkiler diyor. Yani burada metro var Almanya'da, U-Bahn deniyor ve U-Bahn'ın tünelinde girişinde bunlar duruyor böyle. Hem dileniyorlar, eroin vuruyorlar, yerde iğneler geziyor. Yani böyle iğrenç. Muşankiler yüz yok aksine, gelmesin kabrime, uzlaşmak yok oğlum, yaz bunu takvime. Karanlıkta yok abi sen, hepsini yazdım tarihe, hainleri artık sildim. Polisini aldım takibine, ruhumu verdim tamire. Aylar, saat ve saniye, izleri derin dizdim.
Kuşmadır sormuyor nedeni kendine sor. Kendine sor. Ah ah. Kendine yol. Kanka tepkimiz buydu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şimdi videoyu sonlandırmadan biliyorsunuz bir çekilişimiz var. Bu çekiliş için Masaka'nın ne kadar merch'i varsa getirttirdim. Bakın burada kapşonlu 36 kaza. Burada öbür kaza. Gözüküyor değil mi? Aynen burada öbür kaza. Ondan sonra Diablo kapşonlu kaza. 36 tişörtleri, katliam tişörtü. Vallahi satış temsilcisi gibi geldim kendime ama burada kapşonlu antrenman için kolsuz şeyler anlayın işte. Diablo tişörtü, Königsrasse 36 ve bayağı daha burada var. Burada da bandanaları var. Açmayayım şimdi biliyorsunuz pandemi mandemi ama sağlam bandanalar. Bunların hepsi sizin kankas. Vallahi size söz vermiştim bunu. Dedim ki sizin desteğinize karşılık ben de sizlere bir şey vermek istiyorum. Aslında 2-3 tane tişört ısmarlasaydım yeterdi. Ama gerçekten çok sağlam destek oldunuz bana son zamanlarda. Sizleri seviyorum ve istiyorum ki siz de sevinin. Benim sizin yorumlarınızı okuduğumda sevindiğim gibi. Kankas kazanmanız için yapmanız gerekenleri açıkladım Instagram'da. Instagram'dan da takip edin. Buradan etiketliyorum Instagram hesabımı. Sizleri çok seviyorum. Çıktım.